Bugün abi bayağı bir aksiyon yaşamaya geldik biz Ya buraya. abi, ben bu sınavı var ya, yiyeceğim. Arda. Bugün Soner'in üstüne oynayacaklar. Ayşe. Latte. Hadi bu. Gördün mü, anladın mı? Alacağım. Ya amyalı da bırakalım ama Gama'dan sonra bence paramparça olur. Eyüp abi, var. Ya Gama bak. Full bite sweet olmadan. Yapar mısın? Denerim şansını ya. Denerim. Full bite'sız. Aynen. Eminsin. Evet. Ondan sonra bana sadece E harfini sessiz söyle. Eyüp. Ben Gama'yı tutayım, bana elini atsın. Köpeğe de... Köpeğe dokunabilene değil, sana dokunabilene ödül var o zaman. Evet, bana dokunursa 30 bin lira. Evet, 30 bin lira veriyor. Sadece şöyle dokunacağım. Evet, bana elini atacaksın sadece. Yerim billah. Namus üzerine vereceğim. Ama ısırırsan karışmam. Karışmam. Ne diyor bu? Soner, çocuğun var mı senin? Yok abi. Daha bundan sonra da olmayacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Korkanın çocuğu olmaz abi. Haydi bre! Hadi pehlivan! Hadi gelsin 30 bin lira. Haydi! Bul parayı, al parayı! Bul parayı, al parayı! Sırı yara verir yani. Altın alır, belki buradan tutacak, anladın mı? Altın alırsa. Sevgili arkadaşlar, hepinize yepyeni bir Alo Türkiye videosundan selamlar. Hepinizin izlemekten çok keyif aldığınız eğitmenlerden birisinin yanına gidiyoruz. Papi Malino ise efsane Urfalı Eyüp Doğan'ın yanına gidiyoruz. Yalnız videoya başlamadan önce size şundan bahsetmek istiyorum. Bugün arkadaşlar, bu videoda lütfen gördüğünüz şeyleri gündelik hayatınızda denemeyin. Çünkü bugün çok tehlikeli şeyler deneyeceğiz. Alo Türkiye YouTube kanalında... Pardon, hayatımızda daha önce hiç denemediğiniz tehlikeli şeyler. Aynen, yani ben o kadar heyecanlıyım ki. Ya bugün başımıza her şey gelebilir. Aynen. Bugün Gama beni ısırabilir yani. Aha. Gerçekten o derece tehlikeli şeyler. Abi arabayı ne tarafa çekeyim? Karşıyan abi. Şöyle hoş kendimize... Hoş geldiniz. Arabayı kendimize siper edebileceğimiz bir yerde durdursam abi. Ortada dur. Tam burayı iyi mi abi? Burası iyi. Tam şöyle dursun araba. Çünkü ben biliyorum, Eyüp abi bugün bize üzerimizde tehlikeli şeyler deneyecek arkadaşlar. Eyüp abi, ne yapıyorsun? İyi abi, sen ne yapıyorsun? İyi abi, teşekkür ederim. Türkiye'nin efsanesi, köpeklere fısıldayan adamla tekrardan seninle birlikte. Lan yok lan, bende sonlar geçti lan, geçti. O fısıldıyor mu? Ne yapıyor? Hikayemi anlatıyor, ne millete kandırıyor lan. Vallahi ben bile onu izlerken heyecanlanıyorum. Diyorum, sonra bu sene yapmış. Bu sene kimi durdurmuş? Acaba ne zaman ısırılacak dedik abi. Sonunda ısırıldı. Sonunda ısırıldı ama yine de ucundan verdi. Yine ucundan verdi ama bu sefer Soner'i var ya, Ayşe'ye ısırtacağım. Allah Allah. Bak, yemin ederim, bizim genel müdürümüz. Genel müdür. Evet, buranın genel müdürü. Bak, kravatına saygınız olsun lütfen. Bak, kravatına evet, saygınız olsun lütfen. Bu buranın genel müdürüdür. Bak, bu kadar eğitimli öğrencimiz var. Bu kadar eğitimli çocuklar var. Burada memurlar, doktorlar, mühendisler var. Ama buranın genel müdürü Ayşe'dir. Allah Allah. Çok sert. Ayşe'nin ne meziyetleri var abi, ne yapıyor? Ayşe çok güzel ölüyor. Sadece bir sıkıntımız var. Uyanmayı unutuyor. Onu öğretemedik daha. Nasıl yani? Sadece ölüyor. Öl diyoruz, ölüyor. Kalkmayı unutuyor. Gidip zorla kaldırıyoruz işte. Onu öğretiriz. Bir dahakine de onu çekeriz. Durduk yere şimdi hayvana öl deyip öldürüp abi, enerjisini alıyor. Evet, enerjisi almıyorum. Şimdi ben koruma adamıyım. Deli köpek seviyorum. Hem köpeğim. O kimdi, gitmişti bir tane büyük köpeğe diyordu. Ben Urfa'da mı ne? Neydi onun adı? Dozer mi? He, Dozer. Ayşe'nin eline kravatını al lan. Al kravatını. Şimdi mi? Gel müdürüne vermez. Al. Ayşe o memur adam şimdi. Memur köpek. Yani ölür de kravatını. Kravatını vermez. Devlet malı. Al. Abi nasıl bir meziyeti var? Şimdi senin kucağında mı şey yapıyor? Abi ben komut verdikten sonra. Şimdi mesela Soner gitsin ya da sen git kravatını almaya. Şu an. Şu an git. Ayşe almasın. Ayşe almasın. Ne diyor bu? Almasın. Ana, ne diyor bu? Ne diyor? Ana. Kravatını alamazsın. Alttan bu üstüme atlar mı abi bu arada? Atlamaz, korkma. Ayşe almasın. Ayşe almasın. Ne diyor bu? Ana, Ayşe almasın. Abi sana. Küçücük bu buzdağının görünen kısmı bu kadar da altta. Baba memurluk memurluk, o sigorta onu uçuruyor, kravat onu uçuruyor. Ayşe ne diyor bu? Anam. Sevebiliyor muyuz peki abi? Kravatını alamazsın sadece, sevebilirsin. Kravatını alamazsın. Ne diyor bu? Abi bu arada harbi ısırmaz değil mi? Isırmaz ama kravatına karışma bak, o devlet malı. Bir tutamadım ki kravattan şöyle. Ayşe ne diyor bu? Ne diyor bu? Nerede sıkacağız? Baba sonra kesilmiş. Sonra kesilmiş. Ne diyor bu? Dur kucağıma alayım, dur. Dur, aferin Ayşe. Aferin kızıma. Ha şimdi gel al. Aferin. Ne diyor bu? Ana!
Bak bak nasıl şey alıyor, cesaret alıyor hemen. Ne diyor bu? Kravat. Oğlum yavaş yavaş koruma. Sen Afrika'yı görmüş adamsın. Aslanın yanında yapmış adamsın oğlum. Rezil oldun. Abi ya. Yemin ediyorum ben kapacak zannettim ha. Bak. Ayşe. Kravatı al. Elini elleme. Kravatını al ya. O namustur bak. Abi vallahi bu sakat he. Ben yok abi ben buna da ben yokum. Sonu yapabilir misin? Ya çok tehlikeli şu an. Endişelenmeye başladım. Oğlum adam o kadar karizma yapmış Türkiye'de şimdi. Köpeklere fısıldayan adam. Tabii canım abi adamın sevmediği bir, köpek kalmadı. Bir kravatı hayatını karartmasın Allah'ını seversen. Ben zorlayacağım şansını. Yine bir şansını denemek bence yaparsın sen. Bence Soner çıkartır hatta. Hatta kravatını çıkartır. Saldırırken. Evet ben diyorum çıkartır Soner. Isıttırır abi elini. Yapacağım bir şey yok ama ısıtırmanı alır oraya. Sever mevet öper çıkartır. Isırsa bile o kravatı alacağımı düşünüyorum. Ama sadece memurluğu gider o da olmaz. Hayatıyla oynarsın. Abi çağırırım hemen geri takar. Tamam süper. 650'ye de. Ne onun başına bir şey gelsin diye benim meşgul. Tamam yoksa devlet peşini bırakmaz zaten. Bir düğmesi kaç sayıldan başlıyor lan. Şu tatlılığa bak ya. Sona bir denemek ister misin? Deneyelim hemen istiyorsan. Tamam olur. Evet arkadaşlar şimdi Ayşe yanımızda. Abi Ayşe'nin meziyeti neydi? Hemen tekrardan şey yapar mısın? Meziyeti kravatını alamazsın. Devlet memuru evet kravatını alamazsın. Ayşe sakin ol. Ayşe kravatı alacak sadece. Ayşe şu ne? Ben ısıracak oğlum. Abi kravat nasıl çıkıyor? Bunu ne çıkarmak lazım? Evet. Heyecanlandım yemin ediyorum. Su versinler mi? Efendim? Su versinler mi? İçmem lazım. Bir su ver. Bir su ver. Çabuk tamam, bir su ver. Yemin ediyorum ağzım kurudu ya. Ayşe sakin. Bağlamıştır hiç. Oğlum kendi seviyor. Devlet malı. Devlet malı. Başına bir şey gelse buranın genel müdürü o. Burada 70 tane veçak kurdu var. Onun aslında sadece genel müdürü bu. Daha yeni ısırıldım zaten. Tekrardan şey yapmak istemiyorum. Isırmak istemiyorum. Şunun dişleri de çok sivri bu arada. Bu tuttu mu daha pis tutuyor yemin oğlum. Ederim. Vallahi billahi küçük ırk öyledir elini tuta bırakma. Kemirgen hayvan gibi. Su iç alırsın ben diyorum sudan su alırsın. Bütün umudum su. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun. Rahatladım. Su içer misin? Kıstın su içer misin? Evet. Hazır biraz da sakinleşmişken şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Kravata dokunmak istiyorum. Ayşe tranquilo. Easy boy. Abi çok tehlikeli ya. Soner oğlum dur. Sonra valla ısırır mı ısırır? Tamam sana demedim, sana demedim, sana demedim. Ne diyor bu? Kıtlı ya bu arada. Abi seni ısırır mı? Evet, şey yapma, yüzüme taraf gelme. Ben o yüzden sana söylüyorum ya, gelme oğlum. Ben çatıma kamera rezil etme beni. Tuttun. Abi senin de yardımınla. Ana müdürlük gitti. Şimdi tak bile. Şimdi de abi, tak. Abi kravatı aldım. Kutlamayı sonra yapacağız. O yüzden hemen şöyle kravatı ve şöyle takayım. Devlet memurluğu hemen gitmeden. Abi şunu nasıl takıyorsun? Aşağıdan gel. Aşağıdan gel. Aşağıdan. Ağzından gel. Ha. Ağzından gel. Abi işte o kadar. Yo. Gel. Ne diyor bu? Ayşe. Ne diyor bu? Ayşe sakin ol. Ben ne diyor bu? Abi Ayşe ne böyle ya? Sen nereden buldun abi? Sokaktan. Sokaktan aldım tabii. Tabii sokaktan. Sen bunu sokaktan buldun. Evet. Vallahi iki yıl emek verdim. Emeğin sonucu bu. Ama şu an hamile zaten. Aa. Evet hamile zaten. O yüzden kucağımda. Şeydeyiz zaten daha. Kaç aylık hamile? Daha şey küçük yani daha 20 günlük. Aynen daha 20 günlük 30 günlük. Abi o zaman Ayşe daha çok fazla strese sokmadan. Aynen. Ama sokak canlarından aldık. Allah'a çok şükür baktık. Bir de buranın genel müdürü yaptık. Geçen en iyi videolarımızda kullandık. Bu kadar eğitimli köpek var ama en başta videoda ben varım mutlu olsun. Mutlu ettik. Burada tek serbest köpek budur. Özgür.
yapıyordur kafasına vallahi göre. Vallahi o kadar sevindim ki emin ediyorum. Bu konuda tebrik etmek istedim. Ne demek ne demek abi. Yemin ediyorum. Ama şu an bütün komutlar var mesela. İnsanlar şey sanmasın. Belçika kurdu yok, Bordel Collie en zeki öyle bir şey yokmuş. Ben onu anladım. Nereden alırsan al ilgi göster, sevgini göster. Kesinlikle. O çocuk her şeyini dinliyor. Kesinlikle. Yani şu an mesela bu çocuk karışık bir şey. Ama ben şu an bununla eve gidiyorum, evden geliyorum. Benden yaşıyor. Mesela geçen gün götürmedim. Sanki cep telefonum yok. Arıyorum. Bak yemin ederim hayatında bir şey eksik. Ama mesela tuvalet eğitimi. Şu an en az 5 yaşındadır. Tuvalet eğitimi eve götürdüm. İki sefer, bir sefer yapma dedim. Yapmadı. Konuşarak dedim yani kızarak Allah değil. Şimdiye kadar bir sefer şey yaşamadık. Tuvalet eğitimi yani küçüğünde, büyüğünde kesinlikle mesela asansöre binmekte. Mesela eve ilk gittik. Ne oldu biliyor musun? Bir saat televizyonu havladı. Ya, hayatında ilk defa görüyor ya. Ha, doğru evet. Mesela bende evde papağan var. Papağana bir saat havladı. Görmemiş ya. Ama ondan sonra artık şimdi evin bireyi gibi oldu. Mesela latte eve götürdüğümde yemek yapıyorum. Tuz aldım geldiğimde sofrada bir şey yok. Latte yemiş hepsini. Ama bunu götürdüğüm zaman koydum. Sabah al sabah 9'a kalkıyoruz mesela. Kalkıyorum diyorum Ayşe da o benden sonra kalkıyor. Diyor hadi kalktık mı gidiyoruz. Tabii ki son nereye bağlayalım? Zeki diye bir şey yoktur. İlgi vardır. İlgi gösterdikten sonra her canlı ile iletişim kurarsınız. Kesinlikle. Benim dünyamda bu. Bundan sonra daha da iyi anladım. Allah herkese nasip etsin. Yani bir canı kurtarmak her zaman güzeldir. Sadece bunu söylüyorum. Kesinlikle. İyilik iyidir. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi Harun tekrar seni kamera tamam. Karşısına alayım. Abi ben Ayşe'den müsaadenle ufak bir özür dilemek istiyorum. Biraz önce sinirlendirdim çünkü Ayşe'yi. Estağfurullah abi buyur. Tabii abi, Ayşe'yi öpebilir miyim ama tabii, tam tabii, şurasından tabii. Öpmek abi, istiyorum öpersin abi. Öpersin tabii ki. Ne demek Ayşe, ne demek? Ayşe ısırmaz değil mi? Isırmaz ısırmaz. Dur sesini bir dinleyin. Yo yo öp öp öp. Ayşe öpsün amca. Amca öpsün. Abi. Oğlum öyle bir yaklaşıyor ki. Valla sen de. Şey yapıyor yaklaşım. Bak ben de sana hırlarım ha. Gel öp gel. Hayır gel, öpeceğim gel. Valla öp, Ayşe. Öp. Öpecek, Ayşe. Öpecek öpecek öpeceğim. Öpeceğim. Öpeceğim Ayşe. Hı. Bence kucağına alsana hırımla. Oh. Bir poz da ver oraya Ayşe ola. Ayşe ola gel. Gel şimdi bir de poz verelim seninle güzel. Arkadaşlar biraz önce görmüş olduğunuz o bana böyle deli gibi havlayan, bana sinirlenen o köpek şu anda kucağımda. Eyüp abi dediğin gibi mevzunun tamamen eğitimle alakalı, sahiple alakalı tabii olduğunu ki. Buradan çok net görüyoruz. Aile terbiyesiyle alakalı. Evde verdiğin terbiye mesela sen eğitmene götürüyorsun diyorsun buna otur yat bekle öğret. Ama sen evde ev terbiyesini vereceksin öncelikle. Evet. Ev terbiyesi önemli. Bana gelen köpek eğitime ben ona genel kültürü veririm. Oturu, yatı, yamda yürümesini öğretirim ama ev terbiyesini veremem. Çocuk köpek de aynı öyledir. Bu kaset değil ki yükleyesin abi. Hayatı boyunca öğrenir bu araba. Eğitmen sadece otur, yat, bekle, yürüyüşü gösterir ve yolda köpeğe mi havladı onu kısarsın. Ama ev terbiyesini, evde nerede yatacağını, tuvaletin nereye yapacağını, insana nasıl davranacağını sen öğretirsin. Evet. Eğitmen hiçbir zaman dolayısıyla öğretemez. Dolayısıyla kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır. Kötü sahip vardır, bilgisi sahip vardır. Yani evet. Hayatında köpek beslememişsen, bir köpek alıyorsan o senden çok şey öğreniyor. Çünkü köpek hiçbir zaman seni insan olarak görmüyor. Büyük bir köpek olarak görüyor. Seni örnek alıyor. Aynen. Sen neysen köpek de odur. Ne kadar güzel söyledin. Köpek seni büyük bir köpek olarak görüyor. Seni al tabii ki. Seni örnek alıyor. Sen onun gözünde sen de bir köpeksin. Sen de büyük köpeksin. Evet. Şimdi bir yavruyu götür büyük köpek yana koy aynı hareketleri uygular. Büyüsün aynısı olur. Seni de büyük köpek gördüğü için senin yaptıklarını örnek alıyor. Doğru söylüyorsun. O yüzden abi. Onda kaldırımda yürüyorsan seninle birlikte kaldırımda yürüyor ama sen yolda yürüyorsan köpek diyor ki bunun yaptığı doğru o zaman yoldan yürü. Doğru doğru. Bir insana tartışıyorsan diyor ha bu insan bu her insana ben havlamam lazım. Mesela şey gibi düşün. Küçükken amca pipi göster. Amca pipi göster. Ha ha ha. Gülüyorduk. Büyüyünce terbiyesizlik yapınca terbiyesizlik yapmayın. Sen çocukken şey diyordun. Ya millete çükünü göstertiyorsun. Evet anladın mı? Mevzu aynı evet. Mevzu öyle. Ya tabii sen şimdi köpek gidip durduk yere birine havlayıp birine saldırdığı zaman hayır dur demezsen kızmazsan. Tabii o da ki. Diyor ki lan, yanlış olduğunu lan söylemezsen. Ha yanlışı nasıl söylersin? Yanlışı. Önce hayır öğretirsin. Yanlışın yanlış olduğu kelime anlamını yüklersin çocuğa. Ama diyorsun ya otur. Diyor abi oturmuyor. Oğlum oturmuyor. Oturun ne olduğunu öğrettin mi? Yok. Anladın mı? Hayvan nereden bilsin doğrusu? Anladın oturur. Mı? Çocuk da öyledir. Sen önce hayırın ne olduğunu öğreteceksin. Doğru. Hayır kelimesinin anlamı. Zaten eğitim şey öğretmek değildir. Hareketleri öğretmek değildir. Kelime anlamı. Mesela şu an ben sana varacağım mı dedim. Ne? Bardağı al. Yok. Gel yarın. I am ya. Hungry. Evet, sinir. Ben açım. Bilmiyorsun. Ama ben sana... Hungry anladım lan. Hungry pardon. Ya şivel olunca İngilizce acı o kaçırıyor oğlum sende ya. I am hungry deyince ben de angry. Sinirli anladım. Değil mi? Şimdi kelime anlamını bilmediğin için ne yapacağımı bilmiyorsun. Ama ben sana desem ki I am hungry demek ben açım demek. Aynen. Ondan sonra sana diyorum ki I am hungry. Ha aç adam bana yemek getiriyorsun değil mi? Aynen. Sen köpeğe otur diyorsun. Kelime anlamını bilmiyor ki. Ya da yapma, hayır. Çocuk hayırın ne olduğunu bilmiyor ki. Önce hayırın ne olduğunu öğreteceksin. Ondan sonra uygulamaya geçeceksin. Aynen. Anlat anlat bitmez. Bitmez. Şimdi anlat anlat bitmez evet, dediğin bitmez. Gibi. Bugün abi bayağı bir aksiyon yaşamaya geldik biz ya buraya. Ya abi ben bu Sunar'ı var ya yiyeceğim. Aynen. Ya benim namımı geçti. Abi bu benim Soner, rakibim tek rakibim. Bu Soner'i bugün yemek lazım abi. Yedireceğim ya. Bak bu video izleyene var ya. Zaten tahminimce Türkiye'de Soner'in yenilebileceği tek yer burası. Tek yer burası evet. Tahminimce. Evet yani, herkes onu bilir. Bugün Soner'in üstüne oynayacaklar. Gama, Latte, Ayşo. Ayşo bir de Amiral'i de bırakalım ama Gama'dan sonra bence paramparça olacak. Öyle mi? Evet. Amiral'e gerek kalmayacak. Gerek kalmayacak.
anlayacağım. Peki sonra bir şey soracağım sana. Full bite suit olmadan o koruma, ısırma kıyafeti ben var mı? Ben koymam. Öyle olmaz, öyle olmaz. O kıyafet olmadan yapamaz mıyız abi? Ben yapamam. Bu kendini erkek sanıyor. Yapar mısın? Yani denerim şansımı ya. Full bite'sız. Full bite'sız, kıyafetsiz. Denerim. Full bite'sız. Eminsin. Evet. Onun babu ona buna benzemez ha. Ya valla denemek istiyorum. Ya ama şimdi şöyle bir şey diyeceğim. İşte büyük çoban köpekleri Recep abi, Recep Bayraktar buradan selam olsun. Selamlar, amca. Saygılar evet. Recep abi. Şimdi Recep abinin köpekler çoban köpeği ile saldırma eğitimli değil. Isırmayı da bilmez. Refleks olarak. Isırmayı da bilmez. Refleks olarak saldırıyor. Hani hayvan içinden geliyor koruma içgüdüsüyle. Ama senin bu köpeklerin İşi bizzat biliyor. Saldırmak üzerine eğitilmiş. Eğitilmiş. Bu negatif anlamda söylemiyorum saldırma eğitimini arkadaşlar. Bu köpeklerin eğitimleri zaten bodyguard eğitimleri olsun o bu falan filan. Onun üstüne çalışıyorlar zaten. İşleri o zaten. Hayvan uzmanlık alanı bu. Uzmanlık alanı yani o zaten. Full bite suitsiz olması Soner'e ciddi anlamda kalıcı bir hasar verir mi abi? Verir. Verir. Ama herkes de yapamaz. Yaparsa o zaman girmeyek abi. Girmeyeceğim. Girmesin lan. Girmesin. Girmeyek değil girmeyek. Gireceğim diyor. Bak ben bile dilim tutuluyor diye gireceğim. Başa. Ya oğlum şimdi. Yani şey olduğunu biliyorum. Bak şu elindeki yara daha yeni iyileşti. Ya yara iyileşti de şeyi biliyorum. Ha bu sen alıştı ya ısırılmaya. Kendi öyle ses öyle sanıyor. Ha yani tamam. Yani Harun bu dünyaya kaç defa geliyoruz abi? O yüzden hani ben zaten tehlikeli aksiyon. Olayı var ben Afrika'dan yeni döndüm. Gidip timsahın önünden taksanız. Oğlum şu doğru ekmek çok var ya. Nasıl? Bak can değil yine maliyet ha. Mal böyle bir şey ha. Mal böyle bir şey. O yüzden para işin içine gider can öbür tarafta. Önce burada bir tecrübe etmem gerekiyor ki buradaki tehlikeyi. Ondan sonra Afrika'da onları rahat bir şekilde yapabilirim. O zaman sadece bir şey söyleyeceğim. O zaman şey imza atırım. Kesinlikle ben sorumlu değilim. Yok ben de tam onu diyecektim. Evet. Sevgili arkadaşlar gördünüz Soner'e gereken ısrarların hepsini yaptım. Doktorlar da aynı böyle soruyor zaten. Diyor kardeş yatacaksın mı? Diyor yatacağım. Tamam o zaman yapacağım bir şey. Ben de diyorum yatırım bunu ameliyat masasına yapacağım bir şey. O zaman yatırım bunu ameliyat masasına. Yatırırız. Yatırırız yapacağım bir şey yok. Doktor Latte gelsin. Doktor Gama. Aa gelsin. Gelsin bunu bir ameliyat etsin. Eğer neresine alacağız bilmiyorum. Abi şimdi bir Gama'yı görelim mi önden bir? Önce bir Latte gelsin. Latte burada. Gelsin bir görek. Oturak. Orada bir action yapak. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şimdi Latte gelsin buraya otursun. Gelsin sizinle oynasın. Ondan sonra Soner bana sadece E harfini sessiz söylesin. E. Eyüp ya. Eyüp'ün E harfini sessiz söylesin. Böyle desin. E. E. Evet. Eyüp desin. Eyüp. Aynen. Eyüp. Yükselsin. Eyüp. Aynen. Böyle bak insan. Eyüp. Ha. Böyle yükseliyor öyle desin. Ben sadece oturacağım. Mesela Eyüp. Şey anahtar mı? yap. Eyüp. Latte gerek yok tam kapatın. Video bitti arkadaşlar. Video bitti. Videoda görüşürüz. Nebzi buydu zaten. Çünkü anahtar manahtar olaydı ses de çıkmıyor şuradan. Eyüp. Biz ailece kardeşim gelsin kardeşim sen de ne var lan? Aynen. İlyas burada olsa ne var lan? Eyüp lan. Abi o zaman bir latte gelsin. Gelsin. Ama bunu çocuğumuzu önce terletmeyelim. Aynen terletmeyelim. Çocuğumuzu bir suyalım gitsin rahatça. Yatacağı yatağı var. Mahrem var dur sonra çekme. Memurum aynen çekme baba çekme. Kravatı da var. Hadi git yerine sen. Ana sen pupunu yerim. Hadi sen pupunu yerim. Oo. Abi yürüyüşe bak manken ya dur, manken. Dur bak bunu da çek. Aşo. Öl çabuk öl. Öl çabuk öl. Bekle öl. Tam öl kafanı indir Aşo. Öl tam gözlerini kapat. Öl tam öl kafanı indir aferin. Öl bekle. Abi ufak bir kamu spotu girmek istiyorum. Keşke bütün hayvanları öldürdüğümüz şekil sadece şu olsa. Evet. Vallahi. Aşk. Keşke o sokak hayvanlarına, o canlara falan böyle. Hadi git tamam. Öldürdüğümüz tamam, tek git. Yöntem bu. Evet öl, böyle şakacı olsa. Sonra paytak şöyle paytak, diyerek paytak gitsene. Evet. Aferin Ayşo. De haydi git Ayşo. Bura o sarmış o su içecek. O su içecek. Karışacak bura Ayşo evet. Git karışacak. Gel biz Latte'yi bırakalım. Latte'nin evini. He Latte'nin evi. Latte'nin evi. Arkadaşlar bak. Geçen sefer yoktu. Şimdi bak çocuklar da var onun. Şimdi burası balkonu... Latte'nin evi. Evet burası Latte'nin evi. Zaten hemen cama çıktı baksana. Evet cama çıktı. Çocukların balkonu. Ne bakıyorsun pencereden? Tekerlekli zaten. İstediğimiz yere hemen arabaya bağlıyorum çekiyorum. Ha çok iyiymiş abi valla. Bebeklerin çıktığı balkon. Bebeklerin balkonu buraya çıkarlar. Buradan hava alırlar bunları izlerler. Buradan bebelerin kapısı var dur. Hatta bu. Anam! Aferin sana. Bakın. İlk defa burada Latte'nin yavrularını çekiyoruz. Ana Latte'nin yavrularını ilk kez mi görüyoruz? Evet ilk kez. Vay. İlk kez. Maşallah. Yalnız Eyüp abi yaptığın sistemi ben şöyle yorumluyorum.
Yavruları tam eğitim alanının karşısına koymuşsun. Evet, evet. Onları izlesinler diye. Onları izlesinler diye değil mi? Tabii ki izlesinler diye. Kaç tane yavru var burada abi? 9 tane. Maşallah abi. Şimdi burada bir de tuvalet eğitimi alıyorlar. Buraya çıkıp tuvaletini yapıyorlar. Minik minik küçük küçük latteler var şimdi evet, burada. Evet, evet. İsimleri ne olacak abi? Var İsimleri mı? Vallahi biz Capuchino koymuyoruz. Baba koyuyor ama bize kalan 2 tane var. Bir tane Rolex, bir tane Gucci. Tabii. Mocha da var bir tane. Cappuccino. Yok bir tane Mocha. Mocha ve latte. Cappuccino öyle güzel işte. Bir tane Mırra. Bir tane Mırra. Mırra. Bir tane Mırra. Doğru doğru bak Mırra. Doğru, Urfalısın abi sonuçta Urfalı, ya Mırra. Bizde kahvenin sonucu odur yani. Aynen. İçiyor ciğerimiz yanıyor. Mırra, Mırra iyiymiş abi. Şimdi burada tuvaletini yapıyorlar. Bir de burada bunları izliyorlar. Büyükler ne yapıyor ne ediyor. Biraz daha sese duyarlı oluyorlar. Aynen. O yüzden çoğlarımızın balkonu burada. Bir de yere ayak basmıyor kesinlikle. Yere basmak yok. Temas yok. Tabii temas çıkıp tuvaleti yapıyor, mamasını yiyorlar. Burada kendine eğleniyorlar. Vallahi on numara abi. Sistem falan o kadar tatlı, yerden o kadar şirin. Yerden de yüksek abi. Temas yok kesinlikle. He. Anne çıkıyor, lavabosunu yapıyor. İçeride iki katlıdır. Öyle mi? Gel abi. Sistem yapmışsın ya böyle. Vallahi tabii, içeride nasıl? İki katlıdır. Abi, anne sıkıldı mı yukarıya çıksın. Abi harbiden efsane sistem yapmışsın he. Bak abi. Aa abi bu bildiğin insanın yaşayacağı karavan. Buradan anne yavrudan sıkıldı mı? Üst, tabii. Şimdi anne buradan çıkıyor yukarı. Yukarıda oturuyor. Yavrular da yarım gün gelişti mi yukarıya çıkmak zorundalar. Çıkarsa da yükseklik korkusu gidiyor zaten. Abi bu beni ısırmaz değil mi bu arada? Yok, merak etme. O seni ısırmaz. Yavrular bu yüksekten çıkarsa... Köpek korkusu var bende abi. Hiçbir problem olmaz. Ben komut vermeden hiçbir şey yapmaz, merak etme. Çocuklar da buradan çıkarsa yükseklik korkusu gider. Orada da o eğitim alıyorlar. Anne yana çıkmak isteyen riski göze alacak. Mantık doğru, o. Evet. Süt içmek akşam zaten varsa... bütün ışıklar yanar. İçeride ışık vardır. Bütün ışıklar yanar zaten. Birazdan yakarız. Şu an yakabiliyor musun abi? Biz yakarız tabii ki. Bu arada arkadaşlar biraz da yağmur yağıyor. Yağmurlu bir güne denk geldik. Gulbayt suyu olmadan yapabilir misin? Vallahi daha önce hiç denemedim. Ya ama bayağı ısıracak yani. Bayağı ısıracak, koldan şey yapacak yani böyle. Yani şimdi şey, tam challenge'ın olduğunu bilmiyorum ama full başlıyor. Challenge balance yok abi. Bam 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 köpek ısıracak. Vallahi yani. Ben bilmiyorum, ona söyledim. Abi burası böyle led şeklindedir. Led şeklinde yanar. Dışarı böyledir. Vallahi giriş böyledir. Ya yanlar abi. Böyledir. Uzaktan çekersen daha da şey çıkar böyle. İçi led'dir. Işık olunca köpek ona takar. Ampul olursa köpek ona takar. Mali öyledir. Takıntılı bir hayvandır. Ampul İçeri... olursa takılır diyorsun ha? Takar, ısırır onu. Ha ısırır. Isırır, koparmaya çalışır. Kafayı takar anladım. Yok, ısırmaya çalışır. Atlar ısırmaya çalışır. O ona oyuncak gibi görür. O yüzden led yapmışız. Benim böyle bir evim yok abi ya. Olur inşallah. Allah büyütür. Olur inşallah. Allah dayıların nasip etsin. Eyüp abi, şimdi Soner'in bugün bu bahsettiğimiz işte latte'nin, gamanın ne diyeceğim ki oğlum? Şimdi desem ki Soner ısırılmaz, sever desem sevemez. Isırılmaz desem ısırılacak. Hani var mı bir iddiam, bir bahsin, bir şeyin diyecektim de. Şimdi böyle şeyin altına geçeyim. Bir dakika ben. Ya, evet siz koyun, ben bu çuvalları içeri koyayım. Siz aslansınız, siz kaplansınız. Siz Cüneyt Akın'sınız. Siz Jackie Chan'sınız. Latte'yi seviyorum ya. Evet latte şey, akıllı bir çocuktur. Gerçekten akıllı. Şey mi çok güzel yani? Yok. Onunla diyalogum çok güzel, hep böyle güzel şeyler yaşadık. Aynen. Yok şey çok güzeldir. Kişiliği falan, karakter harikadır. Otur sohbet et sabaha kadar. Hani çocuğunu teslim edebilirsin öyle bir çocuk. Mesela şu an anlatsan anlar mı seni abi? Abi şimdi sen oraya geç. Sen ver onu, ben sana tutayım. Sen geç oraya. Otur. Ne olacak abi şimdi? Sen otur. Latte geç amcanın kucağına. Geç amcaya sarıl. Geç amcaya sarıl. Sarıl poz ver. Ben evet. Çocuğuma desem anlamaz, anladın mı? Böyle bir varlık. Latte dur kızım. Geç. Geç. Gel. Latte gel. Latte buraya. Buraya poz ver. Aferin. Bekle. Aferin. Bekle. Aferin. Bekle. Bekle. Aferin. İn. Sarıl. Sarıl amcaya. Sarıl. Tam sarıl. Gel. Sarıl amcaya. Gel. Kolunu aç. Bekle, böyle poz ver. Temas var mı abi? İstediğin gibi. Yok, benden yana temas var mı yani? Hiç sıkıntı yok. Abi şu anda senin çok tatlı köpeğin, senin en manevi, en değerli evlatlarından bir tanesi olan Latte burada. Evet. Benden komut alır mı abi? Almaz. Hayır. Çünkü öyle yetiştirdin. Gel, poz ver Latte. Gel, poz ver, sarıl. Poz ver, aferin sana. Buraya bak, aferin sana. Burada aile fotoğrafı. Aile fotoğrafı. Poz ver. Latte poz ver. 2-3. Mevzu budur, eğitimde budur aga. Anladın şu an mı? Ama bir komut versen abi, buradan alır seni. Alır değil mi? Alır. Ya da buradan. Evet. Hiç bence öyle şey mi yapma. Şaka maka bir tarafa şey mi yapabilir? Gel. Gel. Hiç öyle şey yapmayalım. Aferin sana. Böyle gösterince mesela şimdi yapınca... mesela sen bana bak sarıl. Şimdi bana söyle ne diyorsun lan Eyüp? Eyüp'se sen ne diyorsun lan Eyüp? Eyüp. Bak sesle. Eyüp. Ne diyorsun lan? Elim aserim. Eyüp. Abi dur. Tamam. Bas. Aman abi. Abi. Dur. Abi. Eyüp. Dur. Yanlış yere geliyor. Aferin sana. Abi ne yapıyorsun sen? Bunu nereye göre gittin? Aferin sana. Dur şöyle yapayım da. Bir daha bağır. Eyüp. Ya aşağı takla atabileceğim şekilde şurada durayım da. Tamam. Tuttu.
tuttu. Yok tamam tuttum. Gördünüz onu. Tamam tuttum. Oğlum. Açma kolunu oğlum. Oynama. Tamam. Şeyi sonu gördün mü? Tamam. Ey baba araya girmese son anda şeyin gidiyordu yani. Şu. Ama bak nasıl. Abi ne oldu biliyor musun? Yemin ederim elektrik çarptı kolumu. Nasıl tamam, şey yaptı? Tamam kızım. Dur top vereyim. Sana. Bitti. Sur. Tamam bitti. Tamam bitti baba. Sen gel otur. Oğlum biz yine şey getirmeyi unuttuk ya. Şu nabız ölçer. Yok. Abi nasıl attı kalbin? Tuttu ama. Vallahi tuttu. Ben biliyorum tuttu. Son sıra çektim. Ucunu aldı çektim. Hadi yok, niye öyle yapıyorsun? Bitti rahat ol. Peki şimdi o harfi söylesem abi? Yok daha... ben şimdi topu verdim sus dedim. Sonu harbiden heyecanlandı. Evet su geldi hemen arkasına. Eyvallah abi. Süresi olması için. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sonra al sana iş baba. Eyvallah abi. Lan Latte niye öyle şeyler yapıyorsun? Yalnız hayatımda ilk kez köpek ısırdı he abi. O da Latte tarafından olması. Latte neden öyle şeyler yapıyor? Komut vermediğim için yine de ısırmıyor. Hani bas demediklerinden sonra şey yapmaz. Sadece korku verir. O sadece şey sen asıl onun zaten bas. Anahtar evet, bir kelimesi var. Şu ne diyor bu dediğin zaman. Çok söylemesek iyi olur aslında. Aynen. Hatta gel biraz enerjisi alayım. Biraz spor yapayım orada. Çek. Abi ondan önce ben bir de Soner'le... Ulan... Tamam. Soner'le olan diyaloğunu merak ediyorum tamam, abi. Tamam. Bir izleyicilere şey... Bu sefer sevgili arkadaşlar işte o değişim anının görüntüsünü de görüyorsunuz. İşte tam olarak şöyle oluyor. Kulaklığı takıyorum. Ondan sonra mikrofonu veriyorum. Bunu alıyorum. Benim kanım işi giymem lazım. Ey baba direkt Latte'nin yanına oturdum ki biraz sonra olası bir tehlikeye karşı bana çok kötü davranmasın. O yüzden şöyle önden sevebilir miyim? Sev tabii ki ya. Sev Latte'm tabii ki. Benim. Köpeklerin en sevdiğim yeri. Şurasını çok seviyorum. Evet. Oh. Kucağıma gelebilir mi? Tabii ki. Gel bakayım. Latte, salın. Gel. Poz ver bakayım. Poz ver. Kaldı kulağını. Poz ver. Bırak. Bekle. Poz. Tamam, poz. Sarıl, tam sarıl. Hayır, tam poz sarıl. Poz ver. Tam sarıl. Kolunu aç. Ha. Oh. Burada. Poz verebiliyor musun? Oğlum sen ne akıllı bir şeysin gel. Ya böyle. Gel bakayım. Sana. Aferin. Poz ver, poz. Aferin. Gel. Burada. Latte, burada. Bekle. Aferin. Aferin. Çok iyi ya. Pişt. Latte. Hop. Aferin sana. Hadi in bakayım. Aferin. Şimdi dostumuz bitti. He. Oturduk değil mi? Dostluk bir yere kadar abi. Yo dostluk bir yere. Şimdi benim kardeşim de olsa senin bir dostluğu varsa ben ona lan bu ne diyor İbrahim falan abi biz ona yemek yedik. Onunla dostuz bir şey olmaz der. Ama köpeğim öyle değil. Köpeğim de düşmansa bitmiştir. Öyle yemek yedik su içtik dostluk öyle bir şey yok. Şimdi bana E harfinin sesi söyle. Tamam. Burada tamam kod vermeyeceğim. Burada söyle. E. Kulakları gördün mü Harun? E. Bak yatıktı. Bir yatsın tekrardan. Komut vermedim. Komut ısırmaz merak etme. Bacağımdan tuttu yalnız var ya şöyle sıyırdı. Aferin. Komut vermedim. Aferin. Gidiyordum lan. Şimdi bak sana komut vereceğim şimdi. Komut vermedim sadece sana geldi şimdi komut vereceğim. Elini böyle tut ama. Anladın mı? Elini böyle tut. Evet. Geldin ama. Ne diyor bu? Gördün mü? Anladın mı? Anladın mı? Geldin ama. Ne diyor bu? Gördün mü? Anladın mı? Anladın mı? Ne diyor bu? Gördün mü? Anladın mı? Sırrı mı gerçek? Tahar bir kere. Aha çok. Islağı duruyor hala. Şöyle bir... Komut alınca ısırır. Dur. Abi sonu yaralı çok sert ısırdı yani. Yani çok derinlemesine inmedi ama bak. Ana. Ama. Evet, komut verince. İkinci latte vakası. Ama harbi ısırmış evet, ha abi. Çok sağlam. Onu bastı yani. Ama çok... uyarıldım abi. Evet. Başta dedik evet. Bite sweet. Evet. Dedim olsun. Ama yine de tuttum ben. Çocuğu tutuyorum yani. Sadece yani şey diyorlar ya köpek işte gider saldırır. Yok öyle bir şey. Sahip ses tonuyla bile onu kontrol edebilir. Sen niye böyle yapıyorsun? Manyak. Ya demin seviyordum seni ya. Tam bir şey yapıyorum. Yok öyle bir şey yok. Şey yapma. Merak etme. Ulan tam da kemik yerinden ısırdığı var ya acayip ağrıdı. Elektrik çarptı mı? Beni elektrik çarpıyor gibi. Harun daha sert. Ondan daha kötü. Ya seninkinde şey olmadı böyle. Seninkinde iz yoktur. Benimkinde iz kaldı. Sadece masaya vur ben hiçbir şey demeyeceğim. Umut ver sadece. Biraz uzak durayım da bari bu sefer şey yapmayayım. Aynen. Şuram o basana şey yapmıyor. Komut vereyim mi? Vereyim mi? Bunlar çekin kaldı. Vereyim mi? Bas! Gel tamam. Gel tamam. Bas! Gel tamam. Bas! Gel tamam. Gel.
Gel, gel. Aferin kızıma, ah! Aferin kızıma. Aferin kızıma, aferin kızıma. Ah! Bir şey oldu mu? Daha sert ısırır. Aç bir kolunu, aç kolunu, aç. Dur lan, hareket ettiremiyorum kolumu ya. Baba dur, hemen aşağı dur. Hareket ettiremiyorum kolumu, bir saniye. Lan elektrik çarptı, öyle bir sert ısırdı ki. Dur, yine montumu çıkaracağım. Bu sefer... Dur, dakika bir çıkartalım, bir de yapak ondan sonra, bir de ısırsın ondan sonra. Sana da böyle adam lazım. Bana böyle adam lazım ya. Abi, o savaş şişecek, o savaş şişecek. O şişecek, o şişecek. Oha, dur dur dur, bir dakika. Harbiden. Oğlum çok acayip. Abi harbi şaka maka. Şurada bir şey var mı? Göremiyorum burayı. Abi şurada mosmor. Bak şura. Şura morarmış. Dur bir dakika, netleyeyim bir. Abura bura bura. Abura bura bura bura. Abura. Bura morarmış. Evet Soner, ufak bu spotu geçelim. Bu gibi hareketlerin. Arkadaşlar. Lütfen bu tarz tehlikeli eylemleri bir profesyonelin yardımı olmadan denemeyiniz. Yani ben bunları göze alarak deniyorum. Eyüp abi bu konuda çok tecrübeli olduğu için, bir de ben bu tarz tehlikeli eylemleri denemeyi sevdiğim için bunları yapıyorum. Lütfen siz denemeyin. Kesinlikle denemeyin, yoksa bundan çok daha kötü olabilirsiniz latte, yani. Gel gel. Şimdi Eyüp abi pozör, pozör çağır. Latte, salın. Latte, salın. Salın. Latte, salın. Burada, şşt, burada. Aferin sana. Salın. Evet arkadaşlar, özür dile, demin. Özür dile, aferin. Demin ben Eser'in latte. Şu an benimle birlikte poz veriyor. Aferin. Bak Eser'inle övün latte. Eser'inle övün. Yala bakayım. Latte bana yapmasın, latte. Bana yapmasın. Bana yapmasın. Bak. Abi ya sırtımı ısırdım sana. Yağmur ıslanıyor bizi. Abi sırtım. Sırtıma bir şey oldu mu? Ya sırtımı göstereceğim. Olmadı, olmadı, olmadı. Abi sırtından da mı ısırdı? Vallahi ısırdı ya. Ama çok şey yapmadı. Yo, yo, tam şurayı. Bakayım hele. Lan sen gel bana yapmışsın. Oğlum şu, şura harbi kötü olmuş lan sonu. Lan sen gel bana yapmışsın. Yok daha yeter. Lan bana göz atıyor, yapıyor ya. Bana göz atıyor oğlum, sen sağ kolunu yapıyor lan. Üç katıya. Diyor getir diyor, ısırtıyor ya. Sen adama diyorsun öyle yaparım, böyle yaparım. Arkandan diyor ki ısırt onu. Abi bulmuşuz böyle cesaretli adamı. Yemin ederim. Vallahi billah. Biz millete kıyafet gidiyoruz, korkudan gelemiyor. Sen gibi adam bulmuş mu? Isısın ısırdığı kadar bari. Bir ateşkes ilan edelim. Evet, bitti. Daha da ısırmasın, yeter. Zaten acayip keyif almaya başladı ya. Bana nasıl bakıyor, nasıl mutlu bakıyor bana. Hadi gidiyoruz. Hadi latte, gel. Aferin kızıma, aferin. At, aferin. Hadi gel odaya, hadi odana. Evet, latteyi yerine koş, vuruyoruz koş, arkadaşlar. Görevini yerine getirdi beni. Güzel bir şekilde ısırdı. O muhteşem efene doğru gidiyor aferin şu anda. Eyüp abi, latteyi yerine vurladık daha fazla bana zarar vermemesi için. Baba, şimdi, vallahi doğru diyor. Şimdi birlikte ben de bıraktığı izleri inceleyelim mi abi? İlk başta şurayı ısırdı arkadaşlar. Şurayı ısırdı ve şu kısımda bir şey var mı? Yani görün, abi siz ben görmüyorum burada, ki. Burada iki yerde. Buradan böyle almış. Şu bir. İki, abi. Üç. Şu ikinci ısırı. Burayı biraz bastı yani, buraya. Yani şu ikinci ısırı, bir de sırtımdan. Sırtımı göremiyorum şu anda. Bu ama sırtın biraz kötü olmuş. Böyle almış. Allah Allah. Böyle almış. Bir fotoğraf çekin de göreyim, ama ben göremiyorum ki sırtımı. YouTube'da izlersin. YouTube'da izlersin. Beğeni atmayı unutma. Aynen, popüler gözle de abone ol. Oradan bize abone ol. Oy arkadaşlar, görüyorsunuz böyle kaliteli içerikler çekmek için çok tehlikeli şeyler yapıyoruz. Siz de lütfen vallahi sen tebrik ederim. Yemin ederim sen tebrik ederim. Bu tarz bu emeğimizin karşılığı olarak lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Papamelino İster'e de abone olun arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli işler yapıyor Eyüp abi. Teşekkür ederim abi, sen bir su iç. Bunun üstüne iyi gider. Evet. Şat atıyor abi. Ama sen tebrik ederim. Vallahi ben tebrik ediyorum abi. Ama çok güzel birazdan bir maç bir daha başlıyor. Latte saldır. Maç bir kim daha başlıyor. Yorum latte bahane yapmasın, kalk tuttu. Birazdan gama geliyor. Gama mı? Gama daha tehlikeli ama. Tabii, onun babasıdır, atasıdır. Sen dedin ki bugün kıyafet giymeyeceğim. Sen bugün buraya öyle geldin. Evet. Sen bence bir mont daha giy. Yani ben İki pantolon giy. Ya ben en azından bir pantolon düşerse ikinci pantolon kurtarsın yani seni. Şimdi latte Eyüp abi şey olarak, yani latteyi daha çok şey yapıyor. Evet. Daha çok hakim olabiliyor. Evet, ona hakim. Gama'yı şey yapamıyorum ama yani. Evet. Gama'dan emin değilim. Ha böyle yapalım Harun. Şimdi bu gidiyor millete köpek elini atıyor ya. Yani milletin köpeğine elini atıyor falan filan. Ben Gama'yı tutayım, bana elini atsın. Köpeğe değil. Köpeğe dokunabilene değil, sana dokunabilene ödül var o zaman. Evet, bana dokunursa 20.000 TL veriyorum namus üzerine.
20.000 TL. 20.000 TL. Ne? Hesabını IBAN'a atıyorum. Şöyle dokunsam yeterli mi abi? Şöyle dokunsam yeterli mi abi? Yeterli. Bana elini atacaksın. Hı, yani bir insana nasıl... Yani söbeler gibi. Söbelesi olur mu? Elim senden mi oynayacağız? Öyle değil, öyle değil. Ama sonuçta bana zarar vermek için bana elini atabileceksin, anladın mı? Hı, tamam. Öyle yapalım. Bana elini atarsan 20.000 TL. 30 lan. 30 veriyor. 30.000 lira. Evet, 30.000 lira veriyor. Sadece şöyle dokunacağım. Evet, bana elini atacaksın sadece. 20.000 lira. Namus üzerine vereceğim. Namus ya da ötesi yok. Tamam, evet. Urfalı'yız baba. Urfalı sözü. Urfalı sözü bitmiştir. Daha da üstüne söz yok. Aynen, bundan sonra köpeğe elini at, ona elini at. Yok, ben kaçta kalacağım, sen bana elini atacaksın. Ama ısırırsan karışmam. Karışmam. Isırılırsa böyle son ısırdı, öyle bir şey yok. Ben karışmam. Bak, ona yokum ben. Çünkü bu köpekler işi biliyor. Sana ısırırsa öyle şeydeki gibi, evet, buradaki gibi olmaz. Bu bir şey değil. Kesinlikle buradaki bir şey değil arkadaşlar. Evet. Eğitimli köpek, bir de Eyüp abinin eğitmiş olduğu bir köpek ve de Gam arkadaşlar. Evet. Yani düşünüyorum abi. Düşün. Ama bak, para mara bir tarafa bak. Şey bir tarafa. Şimdi herkes İda koyuyor falan filan. Mesela adı koysun diye söyleyeyim ama bu ciddi bir şey. Sen ciddi bir şey risk alıyorsun. Hani üstüne giymiyorsun. Isırırsa benim sonumda değil. Şu an bir de şey olmasın. Yok eğitimde, yok eğitim sahibi, nasıl eğitim vermişsin? Adam bana zarar verecek, köpek de ona saldıracak. Elinden bir şey gelmez ısırırsa da. Olması gereken bu zaten. Evet, ısırırsa da bir şey yapamam. Net. Isırırsa bir şey yapamam. Öyle dur falan filan. Olmaz, çünkü bana zarar vermeye geliyor. Bir de bite suit'le de değil. Evet. Eğitim dışı bir olay. Evet. Yani. Anladın mı? Prosedür dışı bir şey. Kesinlikle. Ama o zaman yani şey yapamam yani. Isırır, yara verir yani. Altınlar belki buradan tutacak, anladın mı? Altın alırsa. Abi elini şuraya atmaya deneydi. E tamam da kurdun en başta gideceği yer orasıdır. Nefesini keser. Boğaza gider. Yani bir de üstüne full bite yok ya. Nereye denk getirirse orayı tutar. Yine sen düşün, karar ver. Yani... Şey, ödül müdür bir yere kadar ama orası risktir. Anam baban, ailen, anladın mı? Benim için önemli şey o mevzu. Yani bunu... Ama dene bence. Değil mi Harun? Değil mi sevgili arkadaşlar? Sevgili yani... Denesin değil mi lan? Valla denesin. Arkadaşlar. Bana böyle biri lazım lan. Düşünüyorum. Dünya bir defa gelmişiz. Tek kullanımlık. Ya demin kamerayı kullanırken evet demiştim abi. Bu sefer yani üzerimde şimdi deminki şey şu yaraları falan gördükten sonra yani ufaktan da bir çekiniyorum şu anda ama yine denemek istiyorum. Gerçekten denemek istiyorum. Valla ne olursa olsun bak. Duydunuz ha? Sorumlusu hiçbir şekilde Eyüp abi değildir bu arada arkadaşlar. Aha. Yani bunu... Buradan kendi... annem babana selamlar, ellerinden öpüyorum. Vallahi ben de sizin oğlunuz deli. Yapacağım bir şey yok. E bir bunu... kere çıkmış buraya gelmiş abi. Yani evet. Normal insan... Ne işi var ya benim evet, yanımda? Evet. Tamam. Bunu kendi hür irademle yapıyorum arkadaşlar ve... Boşum. Hayırlı olsun. Eyvallah. Bu saatten sonra... Geri dönüş yok abi. Geri dönüş yok. Biz bir sefer konuşuruz. Korkanın çocuğu olmaz arkadaşlar. Bu arada dışarıda acayip yağmur yağıyor arkadaşlar. Biz şöyle... De burada, biz de biraz spor yapalım burada. Aynen. Eğitim yapalım. Aferin sana. Hop! Burada. Hop! Dön. Aferin. Hop! Aferin sana. Hop! Sonra ben de hakim gibiyim. Çeksene. Çık. Bekle. Sen. Sakin. Hop. 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 Hop
Yoruldum lan. Gel, kucağıma gel. Gel, yanıma. Hop hop. Abi ne olursa olsun, o işim her zaman devam etmedi. Evet. Demin çay falan getiriyorlardı ona rağmen. Kesinlikle devam etmedi. Aynen. Sen durursan o da etlenir. Normal bir yerde mesela avrasyon ya da bir insan sana saldırdı, sana hareket etti. O anda insana gidip geldiği zaman kravlık oluyor ya, köpek onda durur. Burada durdurursan eğer. Ama şu an sen bundan spor yapıyorsun, hiçbir şey görmemesi lazım. Çay geçti bir ayağını kaldırdı, fark ettiniz mi? Aynen. Videoda vardır. Var. Ayağı yandı bir ayağını kaldı ama üç ayağından devam bendeydi. O benim için zirve zaten. O anda diyorum ki Latte iyi ki varsın. Sen fark ettin mi onu? Ben gördüm, onu net bir şekilde gördüm. Oğlum ben şu an dikkat ederim. Evet. Şu an o şeyin ayağını kaldırdığı anın tekrarını izliyoruz. Ön ayağını, sol. Ön ayağını kaldırdı, üç ayağını bende halen istemeye devam. Gel. Yanıma, hayır. Kafına döneceğim. Hop. Sakin. Sakin, hop. Şu onun zaten şey yapamıyorum. Şuna bir şey olsa bize yiyoruz. Aferin kızına. O kime bas denileceğini bilir. Mantık budur zaten. Şimdi ben buna böyle yapsam sen ısırır. Ama... Topa yönlendirdiğin için. Evet. Sen topa yönlendirdiğin için topa getirdin. Evet abi. Şu yağmuru özellikle söyleyelim. Evet. Gösterelim ki çok fazla arkadaş, yağmur yağıyor. Aynen. O yüzden dışarıda... Arkadaşlar normalde direkt... Zaten evin güzelliğine çek Allah'ını seversen. Abi. Zaten evin güzelliğine çek. He aynen. Arkadaşlar normalde direkt gama ile olan aksiyonumuza geçecektik ama bir anda acayip yağmur bastırdı. Ondan dolayı şu anda içeri kapara kısıldık. Ondan dolayı bilmiyorum. Eğer yağmur durmazsa yani gama ile olan aksiyonumuza yarın devam edeceğiz abi. Tabii. Zaten mecburen çocuklar hasta olur zaten. Evet, yarın değil. Yine yağarsa diğer iki gün devam edeceğiz. Kesinlikle. Olana kadar, soner ısırılana kadar. Abi o 30 bin liraya alana kadar devam edeceğim. Lan bunun gözü paramda lan. Abi sen iddia koydun. Lan bir daha koyduk. Bir tek sen ne yapıyorsun? Sen tek ısırtıyorsun. Ben de ısırsınlar. Sen değil de ısırsınlar. Tamam. Hep ısırılıyor. Parayı alan o. Biz ne alıyoruz? Yani. Abi senin köpeklerin de şey yapıyor. Haz alıyor işte. Aynen. Fantastik gerçekleştiriyor. Çünkü abi şöyle normalde bir insana bu parayı çünkü versen... Oğlum tamam da bugün iki abi ısırıldı ağlıyor sabahtandır. Kolum şişti, kolum şişti. Yarın ısırsa ne diyecek bu? Bana davulma açmasın bu. Yok, abi, açar mısın tamam. Sonra hemen yok, söyle bunu. Sabahtandır buna yok kolum şişti. Şimdi diyorsun ki abi Allah'ın size yapma kolum acıyor. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Bende her şey var ama geri dönüş yok. Parayı duyacak gözleri açıyor lan bunu. Bakın gözüne mi? Gözleri açıyor. Şöyle... Gözleri açılıyor. Yarın vallahi billah sen pis edecek. Göreceğim ha burada. Ama sen pis edecek. Ama sen pis edecek. Aa burada. Ama sen pis edecek. O kadar kevli güzel bir şekilde duruyor ki. Aynen ama sen pis edecek. Şöyle gözlerinden öpeyim mi şuradan? Öp öp öp. Belki evet. Sen yarın şey yapar. Şöyle. Sonra bunlarla kurtaramazsın. Gaman'ın haberi olmayacak bunlarla. Vallahi kurtaramazsın. Gaman geldi hazırlanıyor. Evet. Biraz sonra gerçekten çok tehlikeli olaylar yaşanacak burada. Arkadaşlar. Otur, otur. Onun öncesinde otur. Gerçekten olası bir ısırılma ihtimaline hayır, karşılık hayır, hayır, hayır. Otur, egzersiz kaldır, yapmak istiyorum. Vücudumu açmak istiyorum ki Gama'dan rahat bir şekilde kurtulabileyim. Eyüp abi, Gama hazır mı? Hazır. Gelme ama şimdi gelme. Sana tamam. Odaklanmasın boşu boşuna. O zaman ben şuradasın bak. Isınıyorum ki gerçekten. Orada, orada. Şimdi şunu alıp bak. Gama'dan rahat bir şekilde kurtulabileyim. Evet. Bacaklarımı falan açmam lazım. Çekin yapacak mısın? Lan telefon orada. Gel şunları çekeceğim. Gel. Bak bu yüzden yüzüme gel. Eyüp abi. Bak. Gel Gama bak ha. Hayır şaka şaka şaka. daha değil daha başlamadık. Daha başlamadık. Evet Eyüp abi hazır. Ben hazırım. Ben de hazır gibiyim. Ya daha şimdi kollarıma. Ah. Önden bir su alabilir miyim ya gerçekten? Su verin. Çok adama su verin. Adam ölüme geliyor oğlum. Ağzım kuruyor sürekli. Şimdi sizden bir ricam var. Abi şu durumun ciddiyetini bir tekrar özetleyebilir miyiz? Evet.
Evet, ben evet de... arkadaşlar, şu anda Eyüp abi ve köpeği Gama arkamızda. Eyüp abi diyor ki, Gama benim yanımdayken bana dokunabilirseniz 30.000 TL para vereceğim diyor. Para ödülü var işin içinde. Şimdi ben de Gama Eyüp abiyi korurken Eyüp abiye dokunmaya çalışacağım. Evet. Durumunuz ama hiçbir şekilde işin suyunu çıkartmayacağız kesinlikle. Tehlike gördüğüm anda durdururum. Sende, senin hayatıyla ilgili tehlike olduğu yerde durdururum. Bizim köpeğimiz eğitimli olduğu için kesinlikle şey değil, dur dediğimiz zaman durur zaten. Ama 30 bin lirama acıyorum. 30 bin lira için adamı ısırtır mıyım? Isırtırım, yalan yok. O parayı veremem orada. Urfa'nın özünü alacağım lan. O neydi lan? O... Yunus Emre, özünü alacağım lan senin. Özünü alacağım Yunus Emre. Abi, senden ricam şeyi bir söyler misin? Bir köpeğin ete saldırması demek ne demek? Ete saldırması demek zaten adamın hayali zaten. Hayatı boyunca full body çalışmış, hep kolluğa gitmiş. Bunun hayali zaten bir insanın etli kemiği ısırıp insanın o ağzında kıpranması, acı çekmesi zaten. Hayvan tek umudu o full body'ı geçip ete gitmesidir. Full body'da gezer ya hani orayı ısırır, burayı ısırır. Onun tek amacı eti bulmaktır. Şu an ona ben pirzola sunuyorum. Al sana pirzola. Şu an üzerinde herhangi bir kıyafet yok arkadaşlar. Ben de bulamadığım için, kimse yapmadığı için Yunus Emre alacağım lan öcünü. Alacağım lan öcünü. Alacağım lan öcünü. Alacağım lan öcünü. Alacağım lan. Alacağım. Tamam. Yunus Emre sonra alacağız. Adamın suyu döküldü. Lan abi daha suyumu içmedim ya, pardon, ne yapıyorsun? Pardon, Abi adamın hem suyu dökülecek hem de bir sürü şeyler olacak. Pardon. Pardon. Oğlum seni alıyordu lan. Pardon. Kamera elinde var, Allah seni alıyordu. Aferin sana. Yemin aferin ederim oğlum. Yemin ederim elim ayağım titredi bak. Boşa çıkınca. Ben dedim ya az önce fazla yaklaşmayalım. Az önce dedim ya seni kitlemesin. Tamam devam. Abi burada mı yapalım, orada mı yapalım? Sen nerede yiyorsa orada. Orası çimenlik olduğu için bence çimenlikte de yapsak daha iyi olmaz. Hadi hadi gidiyoruz o zaman. Haydi Gama. Arkadaşlar bu arada da birkaç tane seyircimiz var. Gama hazır bir şekilde bekliyor. Burada yetkili personeller, arkadaş, eğitmen. Sence dokunabilir miyim, dokunamaz mıyım? Yani ben seni tutuyorum. 1.05 Ganyan Gama'ya veriyorum. Hı hı. 4.25 sana veriyorum. Öyle mi? Evet. Otur. Yani bunu duyduğuma çok sevindim yani. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım yani bunu. Şurada Aslan sana, abi. Sana bence yanlış yürek veriyor. Hı hı. Dokunamaz mıyım diyorsun yani? Zor yani. Normal şartlarda mümkün değil. Şimdi ama sende de belli olmuyor. Sen mümkün olmayan şeyleri çok sevdiğin için. Hı hı. Bakalım bir bol şanslar. Teşekkür ederim. Şurada birkaç arkadaş daha var. Dostum sence sonuç ne olur? Sana kitleme. Şimdiye kadar birçok hayvan dokundu ama Gama'ya dokunabileceğini sanmıyorum. Ben Gama'ya dokunmayacağım yalnız. Eyüp abiye dokunacağım, haberin olsun. Hiç sanmıyorum Eyüp abiye de yaklaşabileceğini. Tamam. Bir kere Eyüp abi Urfalı bir kere adam Urfalı. Şu an durum 2-1 arkadaşlar. Aynen. Şöyle başka bir eğitmen arkadaşımız var. Sence dokunabilir miyim, dokunamaz mıyım? Ben dokunabileceğinizi düşünmüyorum. Hiçbir şekilde. Tamam, başka var. Başka kim? Latte çağır, latte de sor, latte de sor. Neyse şu an... Ken latte de sor, latte. Aynen şu an... Sen latte kim alır? Latte bile sana şeyle gülecek. O yüzde bildik kısmı mahcup etmemeye çalışacağım. Sana destek olan tek hocamız şu anda burada. Evet. Bize yem lazım, ne yapalım? Evet, hadi başlayalım arkadaşlar. Ha. Eyüp abi sen de duvara yanaşmışsın ki şey yapamıyorum. Yok ben şey yapmak istemiyorum. Baba arkamı döndüm ben, o zaman benim görüş açımdan çıkıyor. Doğru. Allah göstermesin bir şey olsa. Yoksa ben istediğin yere geleyim. Arkamdan gelme. Döndüğü an Allah etmesin bir şey olursa ben dönene kadar seni alır. Ben o yüzden, yoksa problem yok. Ben ne yapayım abi? Bu silah eğitimli ya. O biraz silah sanıyor, biraz geride dur sen. Bunu atayım elimden? Her şeyini at. Allah. Ya bu şeydir, bu kul yapsa, Allah yapsa değil, koptu. Herkes kaçsın. Soner çocuğun var mı senin? Yok abi. Daha bundan sonra da olmayacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Korkanın çocuğu olmaz abi. Olmaz. Önce bir süzüyorum arkadaşlar şu anda. Gama. Gama. Ne diyor bu? Anladın değil mi dediğimi? Aynen anladım abi. O yüzden mümkün mertebe arkana geçmeyeceğim. Yani. Aynen. Geçersem de çok seri olmalıyım ki Gama beni yakalayamasın. Evet. Yani benim hükmümden çıkmaması lazım. Heyecanlı. Gerçekten çok stresli bir durum arkadaşlar. Ne diyor bu? Şimdi... Haydi bre! Haydi pehlivan! İkiyi çıkmış merdane. Neydi abi? İkiyi çıkmış meydana. Ne diyor bu? Ne diyor bu? İyi misin abi? Ya iyiyim. Sıkıntı yok. Şimdi onu biraz şey yapmaya çalışacağım. Dur.
Sen bana bir kayış daha getirin. Bekle. Şu an gamanın şeyi çıktı arkadaşlar. Olası bir tehlikeye karşı hemen Eyüp abi onu daha şey yapmaya başladı. Daha. Salınlaştırmaya başladı. Aynen. İki kayış kullanacağım. Evet, şimdi iki kayış. Bir risk olsa iki risk şey yapmayalım. Bir tane daha takacağım. Aynen. Buraya da buraya da. Her ferini de takacağım ki salınlaştırayım. Güvenlikleri... Abi hazır mı? Hazır. Aferin sana. Aferin sana. Aman 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 aman. Hadi gelsin 30 bin lira. Haydi. Evet arkadaşlar. Bul karayı al parayı. Bul karayı al parayı. Yok abi ondan zor ya. O çok kolay. Ne diyor? Vay yemin ediyorum az daha gidiyordum ha. Abi hiç afı yok ya. Hiç sıraya yok yani. Direkt üstüme geliyor. Heyecanlandım yemin ediyorum vallahi abi. Bana kilitlenmiş durumda şu anda yani hiçbir şekilde görüş açısından çıkamıyorum yani. Aferin sana. Abi ne yapıyorsun? Aferin sana. Aferin sana. Ne diyor? Biraz daha bacağımdan kapıyordu ya yemin ediyorum yani nefesini şuramda hissettim yani su. Sen izleyince göreceksin nerenin aldığını. Aynen. Bul karayı al parayı. Vallahi şey yapıyordu ya vallahi. Biraz şey yapmam lazım yani benim kendimce şu kıyafetten kurtulmam lazım. Biraz daha kalın bir şeyler mi giysem acaba? Bence kalın bir şey giy. Değil mi? Bence Soner sen şu an bir totem yapman lazım. O gerçekten. Suyu bir daha iç, bir su verin. Hani bir su gelsin valla suladım o esnada da biraz daha şey yapayım. Ya demin Eyüp abi oradaki tasmasını falan saldı. Eyüp abi onun nedeni neydi sen niye öyle bir şey yaptın acaba? Abi bu baktım çok vuruyor ya koparsa sana yüzüne doğru gelirse ikili yaptım ki tam garantiye alayım. İkili taktım şu an ikili çalışıyorum. Risk biraz daha düşürdüm. Yani elinden çıkmasın. Anladım. Kopmasın. Sonra dersin ki yok bıraktı yok. Beni ısırttı. Yok yok abi öyle bir şey kesinlikle demiyorum ya zaten. Vallahi desen de demesen sen alttan sonra ben zevkten 4 kişi olacağım. Suyunu verin adamın. Suyunu verin adamın. Rahi olması lazım değil mi? Peri başka, cim başka baba. Gel gel. Sen gider Urfa'nın parasını alırsın ha gel gel. Abi şekerli su yapmışlar. Buradan ben Kenan'a selamlar. Biz yine işteyiz. Bizim o zincirin özüne çıkıyor. Zincir gitmişti. Zincir aynen, mi almıştı bu? Bir de Kenan abi vardı değil mi abi? Anam bana beddua etti. O zincir nasıl verirsin ona dedim. Onu aldı. Sonu. Üçüncü Urfalı. Üçüncü Urfalı. Hadi bakalım bu sefer olacak. Bir sefer olacak. Üçüncü Urfalı. Urfalılar genel. Urfalılar hep böyle bana şey gelmiştir. Hep uğurlu gelmiştir. Hep şansım yaver gitmiştir Urfalılara karşı ama Eyüp abi kendi işi konusunda çok sağlam bir Urfalı olduğu için işim çok zor yani. Evet şimdi alsın yavaş. Bütün Türkiye'nin özünü alacağım senden. Bütün Türkiye'nin. Hadi. Abi Eyüp abiye nasıl dokunacağım ya? Pardon, pardon kaçtı. Pardon, kaçtı. Pardon, pardon, pardon. Pardon, pardon, pardon kaçtı. Pardon, pardon kaçtı. Pardon, tamam. Pardon, pardon, pardon. Yerimde bir şey var mı? Aferin, aferin. Göremiyor. Paçanı, paçanı tuttu bir şeyden, kalçadan. Ağzım toprak doldu. Gelici. İyi misin? Bir yerini sildi mi? Bilmiyorum. Şuramda bir şey var da emin değilim. Arkana tuttu. Şuramda bir şey var mı? Baba tuttum, tuttum. Baba tuttum, tuttum, tuttum. Sen tuttun, o da boy. Soleri tutmuş. Herkes kim tutarsa burada. Şurada kalçam var herhalde. O düşmeden dolayı mı oldu yoksa yok, şey mi? Yok, ısırdı, ısırdı. Isırdı düşürdüm mi? Ondan dolayı şey yaptı. Tuttu orayı ya, gördüm ben. Şimdilik olarak. Aferin onunla. Ulan. Aferin oğluma. Gidiyordum yemin ediyorum az daha. Eyüp abiye nasıl dokunabileceğini düşün şu anda. Evet. Şu an gerçekten yani ne Eyüp abinin ne de Gaman'ın hiç şakası yok. Dengem bozuldu geri geri giderken. Yani direkt üstüme geldi yani Eyüp abi de bana zarar gelmesin diye zaten hemen şey yaptı. Gama'yı geri çekti ki ben çok fazla zarar görmedim bu durumda. Kalbim var acayip atıyor yemin ediyorum. Acayip söyleyelim Harun. Bir nabız ölçer görmek için şey yapayım. Çözmek lazım artık ya. Artık onu çözmemiz lazım. Ya bu böyle olmayacak yani. Ben en azından beni ısırsa bile ne bileyim yani Eyüp abiye bir şekilde dokunmam lazım. Yani ısırsa bile şu kalçamdan falan ısırmasını istemiyorum yani. Ne bileyim ısırsa bile hani şu kolumu ısırsın bari de ben Eyüp abiye bir şekilde üstüne gidip Eyüp abiye dokunabileyim. Onun için bir şey biraz daha kalın bir şey mi giysem acaba? Ha Harun ne dersin? Eyüp abi. Hareket seni de düşürür o zaman kalın giyinirsen. Ya çok kalın değil bir yani. Bir mont, bir mont. Giy bence. Giy bence. Verin bir mont. O mont, o mont ne montu? Yok olmaz. Olmaz. Niye abi? İlgisini çok çeker. Renkli bir şey. Eğitmen
insanlar da izleyecek. Şey oldu mu çok ilgisini çekeceksin. Bunu giymeyeyim yani diyorsun. Full bite gibi görünürse Allah gözüme tutar mutarsa sen doğru. Normal insan görmesi lazım. Full bite'da tamam, şeydir tamam, ya yani. Basket. Kendi yanımda yaşamış olduğum modu şey yapamadım. Full bite'da bas getir ya seni bırakmaz o zaman. Full bite'ı üstüne almaya çalışır. Anladım. Kalın mümkün getirdik arkadaşlar onu giyiyorum. Aferin onu. Yani aferin onu. Yok kesinlikle yani kesinlikle full bite suit değil. Koyu bir mont ki köpek full bite suit olarak algılamasın diye şöyle koyu bir içinde kapatıyorum. Bu kapanıyor mu? Kapanmasın zaten hareketini düşürür. Hareketini fazla kapanma hareketini düşürür zaten. Elinden kaçabil. Zaten çok koruyacağı da yok bunun da. Hah yani, yeter o. Koruyacağından da değil de benim. Ne diyor bu? Ne diyor bu? Oğlum hiç boş alan yok ki yani. Köpek hiç boş alan vermiyor ki. Ertuğrul! 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 Çektim, çektim. Ulan var ya. Oha yırttı mı? Bir dakika dur. Dur şeyimden tuttu. Herhangi bir şey var mı bilmiyorum. Bak. Şu an gösteremiyorum orası sağlam yırtıldı. Yırtıldığı yere bakayım sana. Eksik var mı? Yok eksik yok abi. Tamam. Var eksik var. Tamam aferin. Eksik var. De yani bilmiyorum emin değilim. Eksik var. Yani emin değilim. Eksik var diyor. Aga ben sana diyorum ki fazla şey ama kayış elinde döndü. Ben sana onları bahsediyorum işte. Kayış elinde dönüyor. Bir şey yok değil mi? Abi bir şey var mı? Bir şey yok değil mi? Bilmiyorum bakmam lazım arkadaşlar. Lan yok. Çektim ben biliyorum. Tutmadı bir şey. Tutmadı mı? Tutmadı tabii. Ucunu aldı lan küçük bir şey. Arkadaşlar Gama az önce küçük bir sünnet operasyonu yaptı. Tuvalete gidip kontrol etmem lazım. Şöyle Harun göstereyim de bak. Şey de yırtıldı yani. İçini görmeden dur bir dakika. Şöyle görüyorsun değil mi? Baksırımı da yırttı yani. İçindeki baksırı da yırttı. Gerçekten tuvalete gidip kontrol etmem lazım abi. Cidden mi? Vallahi bak. Git köşeye bak gel. Git o köşeye bak. Git. Hayır. Harun şöyle arkadan. Oğlum bizim ilk yardım bayan. Şimdi nasıl gelecek oraya? Ya vallahi ben... Bu eksik var mı? Eksik var mı lan? Çok sağlam bir şey bırakmış abi. Cidden mi? Vallahi. Ha gel bakayım hele. Doktor bey nasıl durum? Kötü. Şeyin başında. Gülüyorum kusura bakma. Hakkındır abi. Senden özür diliyorum. Hiç sıkıntı yok. Ha, bakayım bir de bakayım. Ben bunları güzel olarak bir daha bakayım. Yok fazla o kaşede mi tutmuş? Bu iş burada bitsin. Evet. Bu iş burada bitsin. Evet. Evet. Götürün çocuğu. Evet. Bu iş burada bitsin. Yani bunu şey yapalım yani evet. Evet. Şimdi daha da fazla aynen, şey gerekiyor. Bir de bakayım ne? Nereye? Götür baba çocuğu. Harbi mi diyorsun lan? Oğlum yalan mı söylüyorsun? Sen kamera ver bana. Sen ver bana. Sen bak. Dur abi bir dakika. Aynen çekme orayı. Ama. Baba çıkmış o. Oğlum harbi mi lan? Ucunu gören mi? Neyse ki şey çok gelmedi. Hadi. Hastaneye gitmek lazım. Abi vallahi şaka yapıyor zannettim. Ben de şaka yapıyor sandım. Vallahi billahi ben şaka yemin, yaptım. Yemin billah olsun. Vallahi ben de şaka yaptım sandım. Yemin de ben şaka sandım. Vallahi ben o yüzden şelik yapıyorsun. Abi bu tarz şeylerde şaka olmaz dedim. Vallahi ben sen şaka yapıyorsun sandım ama şeysi çoğu yok. Çoğu paramparça etmiş. Alttan da ondan almış. İkisinden de almış. Evet, tam sünnetçi abi. Gerçek sünnetçi. Ama sen bunu yine yaparsın. Sen yine yaparsın. Abi dur bırak. Aha Eyüp abiye dokundu. Dokundu. Ben de verdim. Evet.
Helal olsun. Sadece işte bu gibi şeylerde oluyor. Demek ki neymiş? Her kuşun eti yenmez. Kesinlikle. Ama ben 30'u veriyorum. Kardeşim hak etti. Kimse yaklaşamaz bana. Kardeşime helal hoş olsun. Verdim gitti. Abi. Ama ben cidden şaka sandım. Abi alt takım gittikten sonra ama artık mesela... 30 bin liranın bir anlamı var mı bilmiyorum. Estetik yaparsın. Estetik mi abi? Nereden bulayım abi estetiği? O benim arkadaşım var vallahi. Yapar yapar. Merak etme, o iş bende. Buradan ben bir tane estetikçi arkadaşım var. Urfalı Mehmet. Aksaray'da. Buradan selam göndererek lütfen arkadaşımı gönderiyorum. Orayı eskisinden daha güzel yap. Şimdi buradan gösteremediğimiz için çok kötü oldu. Şöyle kapatıyorum. İşin... Abi nasıl gösterelim? Gösterilebilecek bir şey değil ki. Ben de hayatımda ilk defa birisinin şeyine baktım. Yani ben ilk defa ben gördüm. Ben de ilk defa birisine gösterdim abi. Yani şey olarak, erkek olarak ilk defa birisine gösterdim. Güleyim mi? Ağlayayım mı? Abi bence bunun tadını çıkaralım. Ben şimdi bir tek kendikini görmüştüm. Sakin de gördüm. Abi şey... Bazı şeyler üzülüyordum ama üzülme. Abi üzülmem, çok rahatım bundan sonra. Ben de bak vallahi. Ya benim lan. Sana söyleyeyim abi, o kadar rahatım ki. Ben de şey rahatım baba, sıkıntı yok. Ben senin kardeşiz. Yemin billah olsun, yemin billah olsun hasar var. Yemin ederim. Ya çok bakın. Net yani. İki yemin, taraftan da. Yemin billah olsun. Namusum abi. Kitabım üstüne, şerefim üstüne. İki taraftan ya da. Ben şöyle hem baksırı falan. Kur'an. Kurgu diyecekler, onu da söylüyorum. Arkadaşlar şöyle baksırı da göstereyim. Yo. Şöyle baksırı da yırtıldı yani. Yo. Daha net. Yo. Yemin billah olsun hasar var arkadaşlar. Bak şöyle. Altta da var, üstte de var. Parçalanmış. Namusum kitabım üstüne. Neye inanıyorsanız onun üstüne yemin ederim. Altta da parçalanmış, üstte de parçalanmış. Yani parçalamak derken ısırdı yani. Isırdı, kan atmış zaten. Çok kan atmış yani. Kan atmış. O yüzden. O zaman önemli yer olduğu için. Sonra bir hastaneye gidelim. Kesinlikle de. Bir evet bir hastaneye gidin. Evet bence de bir hastaneye gidin en azından. Aşlarımız var ama yine de şeyin. Yok ben kuduz aşısı oldum zaten, onda sıkıntı yok da. Bu olayın sonu bana yaradı. Ben bazen üzülüyordum ama artık üzülme. Kardeşim benim. Gördükten sonra yok. Kendime geldim. Yok evet. Ne diyeceğini bilmiyorum ki abi. Allah Allah benim sen benim durmuş durumda. Bana bak gösterdin ya, daha ne olsun lan. Ama şaka sandım. Gideceğim. Sen bana diyeceksin ki abi şaka yürü. Bir baktım hakikaten çıkartmışsın orada abi bak diyorsun. Abi göstereceğim tabii, bakmak istedim. Ne yapayım yani, göstermeyeyim yani sana. Çok geçmiş olsun ama herkes yapamaz zaten. Ufak. Bunda şey yapmaya gerek yok. Arkadaşlar evet. Aynen. Çok tehlikeli işler. Çok tehlikeli işler. Yaptığım şey de böyle, lütfen bir profesyonelin desteği olmadan yani tabii denemeyin yani. Arkadaşınızla yani ailenizle de denemeyin ya kesinlikle. Ya bu tarz işlerde böyle ufak kazalar falan meydana gelebilir. Yani ben bunu göze alarak yapıyorum. Eyüp abinin hiçbir sorumluluğu yoktur. Tüm sorumluluk bana aittir. Ya biz lan kardeşiz. Evet kesinlikle. Yani biz zaten burada ne yapabiliriz ona bakıyoruz. Böyle zarar gelince kesin hemen kesiyoruz. Tabii ki arkadaşlar anlayışlı olacaktır. Hı-hı. Bu konuyla ilgili hastaneye gitsin, bir bakımını yapsın. E şimdi hastaneye gideceğiz bakalım. Doktor ne diyecek? Bir dahakine bir daha deneriz. 30 bin de sana helal olsun. Abi şey yapmayacağım. Bir daha uzun süre yapmayacağım. Yapmayacağım mı? Yapmayayım ben. Abi en azından burası alt takım iyileşene kadar denemeyeceğim. Yani. Bence de. Bir şey bence de deneme. Çünkü arkadaşlar şu an çok sıcak, çok ağrımıyor ama biraz sonra vücudum soğuduğu zaman alt takım çok fazla ağrıyacağını düşünüyorum. Rahat da hareket edemeyeceğim. Yani böyle. Harun sen ne diyorsun? Eyüp abi ne alacak biliyor musun? Yeni sünnet dolmuş çorak gibi şöyle gezeceğim yani. Şey al. O giyiyorduk. Biz küçükken giyiyorduk ya böyle. Ondan al. Abi bana Urfa'da bir şalvar getir ya. Şalvar olmaz. Bu daha düz lazım. Altı bomboş. Sallansın. He. Mecbur her yere yer almış ya. Eyüp abi Soner'in bir tane ritüeli var biliyor musun? Her köpek sevdikten sonra böyle her başarıdan sonra işte bu. Evet yap işte bu. Yap. Abi, şey yapıyormuşum ya. Sen... İşte bu. Şimdi sen yapacaksın abi onu. Tamam. İşte bu. Tamam. Evet arkadaşlar, normalde bir köpekle iddiaya girdiğin zaman genelde başarılı oluyordun ve bir kutlama yapıyorduk sonrasında. Bugün kutlama sırası bende değil, Eyüp abi de sahneyi sana bırakıyorum abi. Seni tebrik ediyorum. Dokunamadım. Teşekkür. Gamma seni korurken. Eyvallah teşekkür. Harika bir köpek yetiştirmişsin. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir hatıra bıraktı bende. Hayatım boyunca unutmayacağım. Şimdi sen çekil, sıra bende. Abi keyif. Sen Gamal'e şey yap. Yok Gamal'e değil. Sahneye, Urfalılara, tüm Türkiye'ye. İşte bu! İşte bu! Adamı böyle yerler, böyle. Böyle! Öpüyorum sizi. Peri başka, cin başka, baba. Bay bay! Allah'a emanet! Tek ayak Soner. Sonu alabileceğin en kötü hasarı aldın şimdiye kadar. Kesinlikle. Şimdi tuvalete gideceğim arkadaşlar. Bir kontrol yapacağım tek başıma. Ondan sonra doktora göstereceğim. Doktor ne tavsiye edecek bilmiyorum. Abi istiyorsan gelebilirsin. Buz getireyim mi? Gelin alttan vereyim. Buz. Bilmiyorum abi, sen bir getir de ben bakayım. İki parça buz getirin. Altına bağlayalım. Kötü oldu aga ya. Aga kötü oldu. Sen gördün mü? Vallahi ben gördüm vallahi. Yırtıldı. Şeyde öbürsü de aldı. Aşağıya da üst de aldı. Yemin ederim ucunu almış. Bir de sünnet yerinden almış. Orayı ucundan böyle kaldırmış. Ben şaka sandım. Bak Kur'an-ı Kerim çarpsın. Vallahi billahi. Ben sandım ya. Öyle video oynuyor. Ben nereden biliyorum? Oynamaz da denges ama. Gittim bir açtım. Sonra bir de gülüyoruz ya. Ayıp oldu orada. Anladın mı? Adam ciddi. Biz gülünce bir de hayatımda ilk defa bir şey görüyorum. Benkinden başka, anladın mı? Garipsedim yani. Bir baktım indirdi böyle. Yaralı kuş gibi.
Hani böyle bir serçe vardır ya. Görünce görünce şok oldum. Böyle diyor abi bak ne oldu? Oğlum lan ne olmuş? Yani düşünsene bir sana in demiş diyor abi. Öcü oldu abi. Abi dövdüler beni düşünsene ya. Beni dövdüler de. Ben dövdüler dediler abi. Baktım. Seni Gama'nın elinden ben almadım mı? Seni Gama'nın elinden ben aldım. Baksana ne boynu bükmüş zavallı nasıl çekilmiş. Ya gülme oğlum gülme adam için. Soner iyi misin baba? İyi misin baba? Seni Gama'nın elinden ben aldım. Harbi hadi gidelim hadi gidelim. Hadi doktora gidelim arkadaşlar. Hadi. Doktora gitmemiz lazım. Bu yarayı acilen göstermem lazım ki bir an önce tedaviye başlansın. Üstümü değiştirdim arkadaşlar. Şöyle biraz rahatladım ya şeyi falan temizledim. Acayip tuttu yalnız var ya Harun. Gerçekten. Normal bir şey değil yani o harbi. Ya şimdi gerçekten kontrol ettim de acayip yumurtalık kısmı hem morarmış hem de şeyin başından almış yani ufak. Baba nasıl oldun? Biraz daha iyi mi? Ya daha iyiyim abi. Şeyi falan temizledim. Ha. Rahatladım yani. Sıkıntı yok. Yani sıkıntı var aslında da çok büyük bir sıkıntı yok yani. O yumurtalık kısmı şey olmuş böyle acayip. Hem baba, oradan en çok oradan şey, ısırmış. Ben sana bir emanet vereyim. Ne abi? Hakkını helal et. Yine abi şey oldu ama. Olsun. Havada bir yani. 20 bin lira var. 10 bin lira da hesabına atacağım. Hı-hı. Bu 20 bin de doğru yerde kullan. Ne gibi abi? Git çalışıyor mu çalışmıyor mu ona bir bak orada kullan. Hakkım sana helaldir. Benim de aynı şekilde abi yani gerçekten. Sen de harika köpekler yetiştiriyorsun abi. Teşekkür gerçekten. Ederim. Sen yine de kimse senin gibi yapamaz buna emin ol. Ben kendi köpeğime gidemem. Yana yaklaşamam. Aynen birisi sen tutsan ben yaklaşamam. Hadi arkadaşlar gerçekten çok tehlikeli. Güle güle ye. Hakkım sana helaldir. Abi, 10, bin helal. 10 bin lira IBAN'ı atıyor. Sana tamam. IBAN şeyi de atacağım tamam, zaten. IBAN atarım. Aynen IBAN at bana atarım. Helalin hoş olsun. Yolun bahtın açık olsun inşallah. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir daha kötü şey yaşamazsın. İnşallah. Bu yaşamış olduğum en büyük şey arkadaşlar kaza bir köpek tarafından ısırılmam. Şöyle ben geçeyim abi o zaman hastaneye doğru. Allah'a emanet olun bence de hastaneye git. Aynen. Bu işin şakası olmaz. Önemli bir yer çünkü. Aynen. Hadi. Arkadaşlar herkes... siz de videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Allah Türkiye ailesi. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın. Allah Türkiye'yi beğenmeyi unutmayın. Giriş burada gel. Şöyle göster. Dur. Kasıklarda ağrı var mı? Tamam sıkıntı yok ya. Evet şu anda beni basmış başka bir hastaneye nakil edecekler. Ambulansı bekliyorum. Şöyle müşahede alanında. Ambulans geldikten sonra başka bir hastaneye gideceğim. Ondan sonra kontrol edecekler. Bakalım ne çıkacak. Umarım çok ciddi bir şey yoktur yani. Şişlik falan var mı? Biraz çek kendini geri. Çek biraz daha çek. Soner gidiyor la. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldim. Şimdi içeri gireceğim. Diye evrakları falan dolduruyorlar şu anda. İşte içeri gidip ultrasonla sıkıntının olduğu yere bakacaklar. Bakalım ne çıkacak bilmiyorum yani. Umarım çok kötü bir şey değildir.